Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programından ben Pınar Uyan Semerci. Bugün Nurhan Yentürk'le beraberiz. Geçen ay size aslında Leden Yurtta Güler ve Emre Erdoğan hocamızla beraber İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sivil toplum çalışmaları ve göç çalışmalarının ortaklaşa yaptığı gönüllülük 2019 Türkiye'de gönüllülük araştırmasının sonuçlarını daha çok sosyal ayağıyla katılım, sivil toplum ve gönüllülük ilişkisi bağlamında ele alan bir program yapmıştık. O zaman da belirtmiştik, bu çabanın aslında önemli bir ayağı da biraz hukuksal boyutuydu, etik boyutuydu ve o programa sığdıramadığımızı ve bu programda da bir işte ikincisi, bir devam programı olacağını söylemiştik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok kısa bir hatırlatacağım, yani bu konuyla ilgilenenler bir önceki programı da tekrar seyredebilirler. Ama araştırma neydi ne değildi bir giriş yapmak için? 16 Ekim 20 Kasım 2019 tarihleri arasında aslında internet anketleriyle ve farklı kurumları aracılığıyla gönüllülere ulaştık. 1016 kişi araştırmaya katıldı, araştırmayı tamamladı daha doğrusu. Aynı zamanda gene bu tarihlerde Eylül-Kasım 2019 aylarında 20 tane sivil toplum kuruluşunun gönüllü yöneticisiyle, bunu gönüllü koordinatörü diyebiliriz, gönüllüleri organize eden kişiler de diyebiliriz, yarı yapılandırılmış mülakatlar yaptık ve ayrıca birazcık da öyküleri yakalamak, biraz daha detaylara hakim olabilmek için de gönüllülerle, yaş için diyelim, daha genç olanlar ve olgun olanlarla iki odak grup çalışması yaptık. Onların gözünden gönüllülük deneyimini anlamak üzere. Şimdi dediğim gibi bir önceki programda birazcık daha çok katılım boyutu, gönüllü profili, bunları detaylı tartışmaya çalışmıştık ve biraz da Türkiye gibi bu anlamda katılımın düşük olduğu bir ülkenin gönüllülük yapanları anlamak, buradaki genç, yaşlı, öğrenci, ev hanımı, çalışan gönüllüler gibi farklı profillerin üzerine beraber düşünme imkanını yakalamıştık. Bugün hukuksal boyutu ve etiği konuşacağız dedik. Bu aslında birazcık zor bir alan. Çünkü genelde gönüllülüğü biz işte gönülden yapılan faaliyetler gibi koyuyoruz. Pek bir çerçevenin içine oturtmuyoruz. Belki oradan başlayabiliriz. Yani gönüllülük ve hukuku niye beraber konuşmaya çalıştık, evet, biz bu çalışmada ve ne yapmaya çalıştık? Evet. Şimdi aslında tabii olaylar ve çeşitli karşılaştığımız sorunlar bizi bunu tartışmaya getirdi. Keşke öyle olmasa idi. Ama daha çok da karşılaştığımız olaylar bir gönüllülüğün tanımı olmadığı ve kanundan tanınmadığı için çalışma sözleşmesiyle karıştırılması gibi bir şeyle karşılaştırdık. Bazen bunun isteyerek, bazen istemeden, bazen STK'nın kendisi tarafından, bazen bir çalışma sözleşmesini inceleyen kurumlar tarafından karıştırıldığını gördük. Bunların da çeşitli sonuçları oldu. Örneğin gönüllü çalışan bir kişinin kurumda kayıt dışı işçi olarak çalıştırıldığı gibi, ceza alması gibi çeşitli şeylerle karşılaştık. Ama esas olarak daha çok da Avrupa Birliği'nin son genişlemesi, Doğu Avrupa ülkelerini de içine almasıyla beraber bu ülkelerde çok da böyle gelişmiş bir sivil toplum olmaması, bunu engelleyen birçok merkezi birimin olması ve kuralların olması nedeniyle Avrupa Birliği bütün ülkelere, başta bu ülkelere, Doğu Avrupa'da yeni katılan ülkelere gönüllülüğü teşvik eden, gönüllülüğün teşvik edilmesini engelleyen diyelim kanunları, yönetmelikleri, kanunlarının ayıklamalarını istedi. Birleşmiş Milletler'in de benzer şekilde bir çalışmaları oldu ve biz Avrupa'da, Avrupa ülkelerinin çoğunda böyle bir çabayı görüyoruz. O zaman yani aslında iki tane boyut var. Bir, hani hayatta ihtiyaçların, kurumların, sivil, evet, toplumdaki alanların, gönüllülüğe dair ya da gönüllülük yapanların karşılaştığı sorunlarla ilgili bir temel ihtiyacımız var. Evet. Bir de dünya konjonktürü dünya de konjonktürü diyebiliriz. Var. Birleşmiş Milletler özellikle Birleşmiş bu gönüllülük. Evet, evet, ama Avrupa Birliği de bunun çok arkasında duruyor. Tabii biz de bir yanıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışılan, gönüllülük yapılan alanlara gerek bazen sivil toplum gönüllüsü, gerek de hani sivil toplumla birçok açıdan dirsek temasında olan iki öğretim üyesi olarak baktığımızda çok önemli sorunlar da görüyoruz. Bazı işler gönüllüler tarafından yapılırken
Onun ne şekilde yapılacağına ilişkin profesyonel tarafından yapılsa var olan etik kuralların çoğunun dikkate alınmıyor olması. Yani çok basit bir örnek verirsek, örneğin bir tıp doktoru bir doktorluk mesleğini sürdürürken bağlı olduğu etik kurallar var. Gönüllü olarak bu X bilmem ne yardım derneği, doktorlar derneğinde gönüllü olarak çalışmaya başladığında o etik kurallar onu bağlıyor mu, bağlamıyor mu? Aslında bağlıyor olması gerekir. Biz gönüllü olarak yaptığımız işin tüm etik koşullarını, bu profesyonel etik dışında da, yani bir bakım vesaire, çocukla kurulan ilişki vesairenin ötesinde de, örneğin o kişinin kişisel bilgilerine erişiyor oluyoruz. Evet. Gönüllülük yaparken bir kişinin eğer kitap okumak üzere evine giriyor olsak da, yani kitap okumanın da bir etiği yok, bir profesyonel kodu yok, ama evine giriyoruz. Evine girdiğimizde bazı bilgilere sahibiz. O bilgileri paylaşmamak üzere ne derece yazılı kodlara sahibiz STK olarak ya da o işi yapan gönüllüler olarak. Aslında bu çok önemli bir şey getiriyor. Çünkü gene biz geçen ilk programda da bunu çok konuşmuştuk. Hani kurumsal yapının nasıl olduğu, sivil toplum kurumları arasındaki farklar burada çok önemli bir şey, ayrım yaratıyor. Yani kendisinin zaten bir etik kodu var mı, çalışanları için geçerli olan kod gönüllüler için de geçerli mi gibi. Hani o kurumun kendi yönetişim diyelim biçimi burada çok önemli ve tabii gönüllülerle kurduğu ilişki. Tabii. Ama benzer biçimde profesyonellerle de. Ama burada hani belki temel sorunumuz şu, hani profesyonel dediğimizde işte bir çalışma kanunu, sözleşmesi var. Gönüllülerle durum nedir gibi bir gri alan aslında gri karşımıza alana çıkıyor. Birçok açıdan hem gönüllüyü seçerken hem de gönüllünün çalışması süresince sivil toplum kuruluşunun çeşitli etik kodlarının olmaması çok büyük sorunlar yaratabilir. Gönüllüyü seçerken nasıl bir ayrımcılık, adaletsizlik yapabilir? Ne kadar işçiyi seçerken yapabiliyor. Ama gönüllüyü herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçerken acaba bir adaletsizlik yaratabilir mi? Örneğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ya da farklı bir cinsel yönelime sahip olan engelli birey bunları istemeyebilir mi? Sosyal statüsü, fakir. Bunların gönüllülük hakkını konusunda bir adaletsiz seçim kriteri yaratabilir. Yani iki işe tarafı. Alımda bir ayrımcılık pratiği diyoruz ama gönüllülük yapmak isteyen bir şeyimiz yok çünkü burada. Hani hatta bu hiç soru olarak masanın üstünde bile değil. Yani halbuki bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bütün bu kodların belirleniyor olması lazım. Tabii diğer yandan eminim geçen hafta konuşmuşsunuzdur. Katılım hakkı da önemli bir hak. Söz söyleme hakkı, görüş belirtme hakkı. Ama bir yandan gönüllünün de bir vakfa gönüllülük yapıyorsa, bir vakfa ya da derneğe, o vakfın ya derneğin misyonuna, vizyonuna, uyumlu normlarına uyumlu. Yani karşılıklı iki birbirine konuşması gereken iki bir merkezle karşı karşıyayız. Burada kanun neye yarar? Kolaylaştırıcıysa işe yarar. Hı hı. Hem sivil toplum kuruluşunu güçlendirmek, gönüllü çalışımını kolaylaştırmak, hem gönüllünün haklarını korumak, hı hı. ama üçüncü kişilerin, yani gönüllüyle muhatap olan ya da dernekle muhatap olan kişilerin de haklarını korumak gibi genel bir şey. Bunu yaptığı takdirde bir işe yarayabilir. Bunun tabii çok çeşitli riskleri, yöntemleri, ayrıntıları var. Oraya girdiğimizde yani bunları da... Yani belki şeyi de bir başlarken açacağız herhalde bunların hepsini diye düşünüyorum. Hani çalışan kişinin tabii iş güvenliği çok önemli bir kalem olarak karşımıza çıkıyor. Gönüllüler için de bu gönüllülük yaparken bir koruma, çünkü bizim yaptığımız odaklarda işte karşımıza çıkan aslında hiç düşünmemişim. Tabii ki orada da bir risk var. Ya da işte öyle bir mahalleye gidiyoruz, öyle bir sahaya gidiyoruz ki hiç aklıma gelmedi orada benim güvenliğim, sigortam olup olmaması gibi şeylerle karşılaşmıştık. Yine bu da çok düşünülen, çok üzerine paylaşılan bir şey değil. Aslında böyle bir de Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap var. Belki hani onu da söyleyerek hani tekrar belki açabiliriz. Şimdi biz niçin bu konuya giriştik? Bir kere İstanbul Bilgi Üniversitesi içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiyi çok yakından sürdüren, onlara sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacı olan kapasite geliştirme, eğitim, yayın vesaireyi sunmaya çalışan birimlerimiz var.
Dolayısıyla bu ihtiyaç gelmeye başladı İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne. Diğer yandan hukuk fakültemiz var. Oldukça güçlü bir hukuk fakültemiz var. Yine bir özelliği, yine toplumun sorunlarına çok dokunmaya çalışan her yaptığı şeyle, insan hakları hukuku olsun, sivil toplum kuruluşlarına hukuki danışmanlık vermek, karşılıksız hukuki danışmanlık vermek konusunda olsun. Yine aynı şekilde hukuk fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey de çok değerli bir iş hukukçusu ve gönüllülükle çalışma arasındaki bağlantıyı kurup gönüllü olmanın hukuki çerçevesini hem Türkiye'deki bütün yasalar açısından hem de uluslararası burada nasıl sorunlar var? Bir gönüllü çalışma ne tür sosyal güvencelere sahip olmalı, ne türü ise onun kapsamı dışındadır. Gönüllülüğün çalışma sözleşmesinden farkı neler olabilir gibi yapmış olduğu bir çalışma var. O çalışma bizi yönlendirdi ve hem üniversitedeki hukuk fakültesini hem de sivil toplumla çalışan öğretim üyelerini bir araya getirerek bir şey yapalım istedik. Bir şey yapalım derken ki şey de şuydu diğer yanıyla Avrupa Birliği bu diğer ülkelere, Doğu Avrupa ülkelerinde bir gönüllülük kanunuyla ilgili bir çalışmalar yapılsın derken ve Birleşmiş Milletler, UN Volunteers böyle bir şeyler yapılsın derken çeşitli kılavuzlar çıkarmış. Bunlara baktığınızda gördüğünüz tek şey demeyeyim, çok önemli iki şey var. Bir, katılımcı olması, iki, araştırmaya dayalı olması. Dolayısıyla çok kapsamlı bir araştırma. Nedir Türkiye'de gönüllülük? Gönüllüler ne yapıyor, ne yapmıyor, nasıl yapıyor'yu önümüze koymak, nasıl bir kanuni, yasal çerçeve ortaya atacağımızın çok önemli altyapısı olur. Aslında bunun tabii ki bu kanunu çıkarmakla görevli olan kurumlar tarafından yapılması gerekir ama merkezi otoritenin yapacağı bir araştırmayla bir üniversitenin yapacağı araştırma arasında da çeşitli fark var. Böyle bir araştırmaya gönüllülüğe ve sivil toplum kuruluşlarında da çok kafa yormuş insanlar olarak böyle bir araştırmaya girişmeye çalıştık. O bilgi üzerinden acaba bunu STK'larla tartışıp sivil alanda bu kanunun ne olması, nasıl olması gerektiğine ilişkin bir ortam yaratabilir miyiz? O tartışmayı başlatabilir miyiz şey içerisindeydik. Yani aslında işte aralığın ortasında o bu oldu. Oradaki de derdimiz bu bulguları paylaştıktan sonra hani bir kere kurumlar nasıl bakıyor? Evet. Yani çünkü şey de tartışıldı açıkçası. Hani düzenlemenin iyiliği kadar hani getirebileceği riskler de özellikle Türkiye'ye kadar işte belli bir takım düzenlemelerin aynı zamanda denetleme anlamına gelebilme riski taşıyan. Çünkü gene bizim koordinatörlerle yaptığımız noktalarda hani gönüllüler bu bilgilerinin paylaşılmasını istemeyebilirler. Gönüllüyü de korumak için işte bir takım kayıt altına almanın getirebileceği risklerden de bahsedilmişti. Evet. O yüzden çok farklı boyutlarıyla aslında konuşmaya başladık. Belki hani ilk başta genel bir yasa düzenlemesi ya da gibi işte güvenlik de gibi düşünülse de çok farklı boyutlarını içeren bir şey. Daha da çok tartışılması gereken alanlar var. Belki her biri için küçük küçük toplantılar yapmak, çeşitli alanlar için örneğin çocuklarla çalışan gönüllüler için ayrı, bakım gönüllüler için ayrı gibi tartışmalar yapmak mümkün. Ama biz çok genel olarak sözünü edersek eğer, bizim en azından hem biraz önce sözünü ettiğim Kübra Hoca'nın çalışmasından çıkan hem de yanı sıra bu Doğu Avrupa ülkelerinin çıkarmış olduğu kanunları Türkçe'ye... Nasıl çıkartıyorlar? Yani oradaki kanunlar genel olarak ne söylüyor? Belki çünkü onları bilmiyoruz. Evet, kapsamını bilmek açısından. Aslında çok basit. Gönüllünün hak ve sorumlulukları, nelerdir? Kurumun hak ve sorumlulukları. Süre... Ne kadar süreyle çalışacak, nasıl gönüllülüğün biteceği, gönüllünün iş tanımında nelerin olması gerektiği gibi basit hepimizin düşünebileceği türden şeyler var. Tabii ki bazılarında aşırı düzenleme de yapılmış. Bu aşırı düzenleme zaman içerisinde sonra çok ayaklara dolanmış ve geriye dönüp düzeltmeler de yapılmış. Özellikle çok hızlı kanun çıkarılan ülkelerde onun uygulanamadığı durumlar çok olmuş. Ama esas olarak bütün bunlarda en çok tartışılan şey bir kere ve bizim de en çok dikkatimizi çeken şey gönüllülüğün
yapılması konusunda bazı sivil toplum örgütlerinin akredite olması, bazılarının olmaması. Bu çok önemli bir kısıt. Çoğunda ülkelerin sivil alanda, sivil toplum, her türlü tüzel sivil toplum kuruluşu diye geçiyor. Bu da bizim de tercih etmemiz gereken bir özellik. Çünkü mesela bazılarında şöyle kısıtlar var. Devletin şu bakanlığı tarafından akredite olmuş olmak. Yani gibi. Her sivil toplum kuruluşunda çalışamıyorsunuz, sadece akredite olanlar. Evet, gönüllü olmak için onlara gidiyorsunuz. Anladım. Dolayısıyla diğerlerinde ciddi bir gönüllülük potansiyeli azalması ya da gönüllü olarak çalışmaya devam etse bile yarın öbür gün bir iş müfettişiyle karşılaştığında ama senin kurumun gönüllülük kanunu tanımında olmayan bir kanun, demek ki sen hani gönüllü değilsin gibi bir takım cezai sonuçlar getirebilir. İşte kamuya yararlı gibi Türkiye'de de var biliyorsunuz. Ama tabii işte makbul sivil toplum getirebilir. Kimisinde alan yazmış, sosyal alanda çalışan. Evet. Kimisinde diyor ki kamunun geneline yaygın bir amaç. Şimdi bunlar hem de çok da tartışmalı şeyler. Bunun olmaması çok önemli. Birkaç tane ülkede bu kısıt var. İkincisi kimler gönüllü olabilir kısmı var kanunların kiminde. Bazı ülkeler diyor ki örneğin 18 yaşının altındaysa gece gönüllülük yapamaz gibi şeyler var. Yine zorunlulukla yapılan şeyler gönüllü sayılamaz. Örneğin staj. Yani bu evet, kanunda askerlik. Kanunda zaten zorunlu olmuş şeyler varsa bu gönüllülük sayılamaz. Dolayısıyla gönüllünün yararlanacağı menfaatler ve haklardan tabii ki yararlanamaz. Belki bir parantezle hani dinleyiciler, izleyiciler için de açabiliriz. Şöyle bir şey sahada biz gördük. Yani mesela diyor ki işte üniversitelerin belli derslerinin ya da stajının bir parçası olarak gönüllülerimiz oluyor. Aslında o bir staj ve stajında kendi bir güvenlik var, kuralları var, uygulanması gereken. Onun gönüllüden farklı bir durum olduğu sahada da pek o çizgiler karışıyor. Çünkü staj yaptığınızda hangi üniversite yolluyorsa onun sosyal güvenlik her türlü sigortasını yaptırmak zorunda. O şekilde gelene gönüllü demek mümkün değil. Yine mesela askerlik ya da aile içi çalışma. Buna da gönüllülük demek mümkün değil. Bir gönüllülük sözleşmesi olmalı mı olmamalı mı? Neredeyse hepsinde bir gönüllülük sözleşmesi olmalı deniliyor. Ama şu da var. 6 ayın altındaysa gönüllü sözleşmesiz de olabilir. Yani ille bir gün dahi olsa gönüllü çalışır, bir sözleşmesi yoksa bu gönüllü değildir gibi bir şey yok. Ama bir sözleşme yapılmasından daha söz ediliyor. Daha uzun dönemli gönüllülük. Daha uzun döneme kaydırılan 6 ay üstü gönüllüler falan gibi böyle bir şey konulabiliyor. Dolayısıyla yani sözleşmesinin olması kanuni bir must, bir değil. Mutlaka olmazsa olmaz bir şey çoğu ülkede değil. Ama iş sözleşmesi değildir ibaresi. Yapılan gönüllü çalışmanın ya da gönüllü faaliyetin nasıl derseniz çalışma deyince çünkü işte karışıyor orada hatta ne kelime kullanmamız. Peki gönüllü faaliyetin karşılığında hiçbir ücret alınmadığı mutlaka belirtilmeli. Ama bizde de şeyi çok tartıştık ya, yani onu da geçen ayki programda konuşmuştuk. Evet, ama mesela bir takım özellikle gençler açısından düşündüğümüzde belli bir takım giderlerin kurumlar tarafından işte yol, harcırah, yemek gibi hani gönüllülüğü mümkün kılacak belli bir takım oradaki harcamaların kurumlar tarafından olup olmaması ya da gerçekten aynı işi profesyonel de yapıyorsa belli oranda destek olunur mu olmaz mı? Bu da gene tartışılan bir konu galiba. Yani bizde yani de çıkmış. Bazı ülkeler o kadar ileri gitmiş ki eğer herhangi bir iş profesyonel tarafından yapılabiliyorsa profesyonel tarafından yapılmalı gibi şeyler de konulmuş. Çünkü işte o gönüllüyü sömürmeme. Sömürüsü, aynen öyle. Portekiz bir, mesela. Öyle bir hani o gönüllü. Yani başka bir profesyonelin yapacağı işi o zaman gönüllü yapamıyor. Evet. Anladım. Yani daha tamamlayıcı bir işi yapmak gibi bir şekilde sınırlandıran ülkeler var. Hemen hepsinde harcırah, yani gönüllülük yaparken ortaya çıkan harcamaların kurum tarafından karşılanması ve bunun bir gelir vergisi olarak algılanmaması, bu şekilde gönüllüye verilen paranın. Bu doğrudan makbuz karşılığı olan harcamalar da olabilir. Bir harcırah üzerinden de olabilir. Türkiye'de harcırah kanunu var, ona dikkat etmek lazım. Harcırah üzerinden verdiğinizde
belirli bir meblağın üstündeki harcıra gelir vergisine giriyor. O da 64 lira son sene, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 2019 için bakmıştık. Onun üstünde bir harcıra verdiğinizde gönüllüye bunun vergiye tabi olması gerekiyor. Gelir vergisi sayılıyor. Çünkü bu 64 lira harcıra en yüksek devlet memuru harcırahı. Hani o onun üstüne çıkmayın deniyor vergi dışında. Yani bunlar olmalı, ödenebilmeli. Türkiye'de bunun için bir şey yok. Yani yok. Proje çerçevesinde fatura konulabiliyorsa gönüllünün yol faturası da konulabiliyor. Ama hani genel olarak böyle bir şeyimiz yok kanun olmadığı için. Tabii yine en önemli şey bir sosyal sigortası var mı? Bir iş kazası, meslek hastalığı riski ve sigortası var mı? Kanunda bunlar yer alıyor. Sosyal güvenliğinin gönüllü çalışmanın ücretli çalışmadan farklı olarak bir bu faaliyeti yaptıran kuruma bir sosyal sigorta, gönüllünün sosyal sigortalısını yapma yükümlülüğü getirmiyor. Kübra Hoca'nın kitabının ve genel geçerli Avrupa bu ülkelerdeki kanunlara baktığımızda ama bir meslek hastalığı ve kaza riski varsa bunların ister özel sektörden ister kamu üzerinden bir sigortasının yapılması isteniyor. Aslında burayı biraz açabiliriz. Evet. Çünkü en çok uğraştığımız, o gün de epey tartıştığımız bir şey. Bir takım aslında her alan için belli bir takım riskler olabilir. Tabii. Ve onun getirdiği işte o mekandan kaynaklanabilir, o sahada olmaktan kaynaklanabilir ya da o karşılaşmadan kaynaklanan riskler olabilir. Hani burada normal kaza sigortası ya da günlük sigorta gibi farklı şeyler üretmeye çalışıyor. Evet. Biraz onu belki konuşabiliriz. İlgililer en azından düşünmek ve dediğimiz gibi yani bu çözdüğümüz bir şey değil, daha çok tartışmayı başlattığımız bir şey. Şimdi aslında bazı alanlarda itfaiye gibi, arama kurtarma gibi sigorta zorunluluğu yurt dışındaki şeylerde var, kurumlarda var. İtfaiye tabii de dernek olursa, yani dernekleri yani bu işi kamuda yapan şeyler değil, dernek olarak yapanlar var. Arama kurtarma dernekleri, itfaiyeci, gönüllü itfaiyeciler dernekleri. Bunlar sigorta yaptırıyorlar da. Fakat ortada kamunun sağladığı bir olanak olmadığı için günlük ferdi sigorta için özel sektörle yapıyorlar ferdi sigortayı. Öyle bir alan açmışlar. Alan açılmış, evet. Özel sektör bu konuda gelişmiş ve günlük sigorta yapıyor. Bir şey yaşanırsa buradan alınıyor. Bu bazen işte herhangi bir müdahaleye gidildiği 3-4 günü kapsıyor. Bazen zaten benim bir sene boyunca 10 bin tane ya da 5 bin tane gönüllüm var, eğitim hepsi yapıyorum. Baştan topyekun bir daha genel bir poliçe yaparak sonra bireylere dağıtılıyor gibi. Özel sektör üzerinden çözülmeye çalışılmış bir şey var. Fakat bu yeterince kapsayıcı değil. Özel sektör üzerinden ortaya çıkan bir sigorta tabii ki o poliçenin miktarıyla, ne kadar ödendiğiyle, bütün o koşullarıyla bağlantılı. Örneğin bir kalıcı engellilik durumunda, bir iş görmezliğin ortaya çıkması durumunda genç bir insanın gidip arama kurtarma sırasında herhangi kaybı sırasında uzuv kaybına yönelik bir para ödeniyor, bitiyor. Halbuki kamu da bunu yaptığınız takdirde onun dışında eğer kamuda böyle bir olanak olsa bunun daha sonra bu kişinin bir malulen emekli olma hakkı, yaşam boyu devam eden bir şey olabilir. Bu yok ne yazık ki Türkiye'de. Dolayısıyla bazı kurumlar ferdi kaza sigortasına yönelerek işi çözmüş olduklarını düşünüyorlar. O her zaman çok yeterli değil. Tabii daha küçük şeyler de yeterli olabilir. Hiç olmamasına göre tabii ki orada çok mutlaka, önemli bir şey var ama bir kısıtlılık da var. Evet. Yani birçok sivil toplum kuruluşu, sizin de söylediğiniz gibi mülakat yaptığımız 20 sivil toplum kuruluşundan birçoğu kendisine böyle yer bulmaya çalışmış. Hangileri yer bulmaya çalışmış? Yaptığı faaliyeti kendi mekanı dışında yapan, şehir dışına özellikle çıkan. Özellikle şehir dışı, şehir dışına gençleri yollarken mesela. Oralarda. Yolculuk gibi, böyle seyahat sigortaları gibi. Kendine çeşitli var olan özel sigortalar içerisinden seçenekler bularak bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir şeyleri hissetmişler. Burada bir sorunlu alan var diye. Ama burada özel olarak kamunun da bir şey sunuyor olması lazım. Tabii ki o zaman sivil toplum kuruluşu kamudan ya da özel sektörden kendi durumuna göre, ihtiyacına göre, riskin durumuna göre seçenekte bulunabilir. Yani
sadece kamu sunsun gibi bir şey de çok tartışmak istemiyoruz. Ama öteki alanı da geliştirmek, özel sektörü de geliştirmek, kamuyu da geliştirmek. Nasıl geliştirmek? Yine özele dönersek önce, özel sektörde sivil toplum kuruluşlarıyla sigortacıları, Türkiye sigortacılarını bir araya getirip bunun daha ucuza yapılmasını sağlamak. Daha esnek. Ve riskler tabii çok farklı. Çok yani farklı. Bir gönüllü itfaiyelerle ya da depremden sonra arama kurtarmayla. Riskine göre farklı. O risk analizini de yaparak sigortacıların zaten bilgisi, özelliği bunun bu bilgisi var, yeteneği var, dernekleri var. Yani bir risk analizi yaparak farklı sivil toplum kuruluşlarına farklı poliçeler sunabilmeleri. Bunu da tek bir sivil toplum kuruluşuyla bir ajantayı karşı karşıya bırakarak değil ama Türkiye Sigortacılar Birliği ile önemli bir sivil gönüllü çalıştıran kendi kurumunda sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek karşılıklı bir anlaşmalar yapılması fiyatı düşüren bir şey olabilir, kapsamı geliştiren bir şey olabilir ve bazen de bazı şeyler yine kanun el verdiği oranda ücretsiz de yapılabilir. Evet. Yani biliyoruz hukuk, büyük hukuk kuruluşları biraz önce söz ettik. Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin çokça yaptığı bu pro bono yani. Evet. Gönüllü olarak daha dezavantajlılarla çalışan sivil toplum kuruluşları ya da kişilere bu tür şeyleri yapıyor olabilirler. Bakarsınız bunu bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak çocuklarla çalışan STK'ların bu riskini ben almak istiyorum diyen şeyler çıkabilir. Çok küçük ücrete ya da çok daha büyüklerde belki kendi kurum sigortasını yapanlar gönüllüyü de yapabilirler. Çünkü sahiden çalışanın sigortası var, üçüncü kişilerin var. Biz bütün bunları çok düşünmüyoruz. Nitekim yaptığımız mülakatlarda biz daha kurumumuza gelip bizden eğitim alan çocuğun kaza riskini sigortalayamadık. Çünkü düştü merdivenden nitekim falan şeyleri var. Dolayısıyla gönüllüyle üçüncü hizmet verilen üçüncü kişinin şeyi de bir araya girmiş durumda ve onlar da sigortasız. Daha genel bir her şeyi kapsayan STK'nın bütün risklerini kapsayan poliçeler üzerinde çalışılması önemli. Bu bir ayağı. Kamuya geri döndüğümüzde kamuda böyle bir şey yok ne yazık ki. Ama önümüzde çok ilginç bir örnek var ve bu birçok STK tarafından çok anlamlı ve ilginç karşılandı biliyorsunuz. Evde gündelikçi çalıştırdığımızda gündelikçilerin çok önemli mağduriyetleri vardı. Evet. Ayda 10 günden az çalıştırıyorsanız sigortalamıyorsunuz ve bu gündelikçiyi sadece günlük ferdi kaza günlük meslek hastalığı ve risk sigor. Ferdiyi daha çok özel sektör kullanıyor. Gündelikçiler için kullanılan kaza. Kamuda çok yaygın bilinmiyor. Yani bizim çok yaygın bilinmiyor. Gönüllü koordinatörlere sorduğumuz bir soruydu. Bilinen bir şey neredeyse hiçbiri bilmiyordu. Evet. Belki onu da söylemek lazım. Evet, yani böyle bir imkan var. Çok basit bir şey değil. Evet. Yani şimdi kamuya sigorta denince Allah yandım falan. Evet. Hani bürokrasisi falan deniliyor. Ama İşlemin yapılan öyle olmadığını. Siz evinizde bir gündelikçi çalıştırıyorsanız bir şey alıyorsunuz. Kendinizin bir şifresi oluyor. Telefon numaranızı kaydediyorsunuz. Yani bir tür işveren olmuyorsunuz ama gündelikçi çalıştıran kişi oluyorsunuz. Ve sizin cep telefonunuz kayıtlı oluyor diye SGK'ya o gün verdikleri numaraya kendi cebinizden SMS attığınızda ve gündelikçinin TC kimliğini girdiğinizde o gün o kişi her türlü kaza riskine karşı o devlet tarafının SGK tarafından doğrudan kabul edilmiş oluyor, yani karşılanmış oluyor ve bu sizin telefon faturanıza günde 1.9 lira hadi diyelim 2 lira olarak yansıyor. Ve bu çok ilginç bir uygulama. 5 kişiyi alana yolladık. 5'ininkini hemen her STK'nın benzer bir hani şeyi olması durumunda. Yani bunu bir çoğaltabileceğimiz bir şey olarak düşünülebilir mi? Hem STK'lar nasıl diye baktık hem de açıkçası gene tartışmaya açmak. Evet, tartışmaya açmak. Burada tabii bazı STK'lar yani gönüllüsüne soracak. Biz senin TC kimlik numaranı o gün bize geldiğin için özel sektöre verebilir miyiz? Zaten özel sektöre de verirken aslında bir şey var. Tabii. Kamuya istemiyorum. Özel sektörün onun tercihidir. Şimdiye kadar özel sektörün yaptığı bu ferdi kaza sigortasında biz de teklif aldık. Başka STK'lara da sorduğumuzda mülakatlarda 8 lirayla 4 lira arası gündelik bir kişi için bir şey ödeniyor. Halbuki gündelikçiye 2 lira ödeniyor. Çok kalabalık olduğunda hani hızlı şeylerde kullanılabilir bir alternatif olarak düşünülüyor. Önerebiliriz hep beraber eğer buna karar verirsek.
böyle bir şeyimiz de oldu. Bunu birçoğu yapıyor. Birçok ülkede de bunu görüyoruz. Bu meslek hastalığına karşılık hem özel sektör hem şeyde olan bazı alanları da zorunlu kılmış. Yani işte itfaiye gibi, arama kurtarma gibi devletten mutlaka hani uzun kaybı olasılığı yüksekse yani riskin daha fazla olduğu alanlarda özel değil de evet, onu zorunlu kılmış. Ya bu işte aslında hakikaten hep beraber düşünülmesi gereken bir şey. Evet. Belki işte ideale yakın en azından daha çekinceleri de ortaya koyarak. İki şeyi belki söylemek yani hem geçen ayki programda da konuşmuştuk ama şu an daha riskleri konuştuğumuz için vurgulamakta fayda var. Orada şunu çok fark ettik. Yani bazen riskler o kadar normalleşiyor ki yani anlatılan öyküde işte şunu yaşadık, bunu yaşadık ama oluyor böyle şeyler gibi. Hani Türkiye'nin bazı koşullarından kaynaklanan bir normalleştirme ve riski aslında azımsama diyelim, görmeme gibi var. Hani bunun da tabii gerçekten o risk bir kayıba döndüğünde hani hem o sivil toplum kuruluşu bunun altından nasıl kalkacak ki bazen tamamen gönüllülerle olanlar da vardı. Orada işte kurumsal yapı ne kadar büyük bir STK'dan bahsediyoruz, ne kadar küçük kırılgan bir STK'dan bahsediyoruz bunların hepsi fark önemli ediyor. Oldu. Ama hani gerçekten de tabii ki olmasını kimse tarafından istenecek bir şey değil ama somut bir probleme döndüğü zaman karşılaşılan o riskleri karşılamak noktasında gerçekten çok önemli bir alan bu. Yani sigortayı düşünmek çok şey. Birincisi bunu söylemek. İkincisi de işte başka STK, yani birkaç tane STK'nın bu verilerin paylaşılmasındaki çekinceleri. Yani bizim gönüllülerimiz kendi kimlik bilgilerinin gizli kaldığını düşünerek gönüllülük yapıyorlar. Böyle bir şey de biz anlıyoruz hani sizin söylediğinizi ama muhtemelen o zaman gönüllüler bunu istemeyebilirler gibi. Evet. Benzer bir şey üyelik konusunda da oldu biliyorsunuz. Yeni çıkan geçen sene bir kanunda dernekler üyelerinin isimlerini bildiler. Bu nedenle üyelikten ayrılan kişilerin olduğunu söyledi bazı arkadaşlarımız. Yani dolayısıyla böyle bir ilişki kurmak konusunda güveninin olmaması kendi tercihidir. Bu da bizim kanun çıkarken amaçlanan hem sivil toplum kurulunu güçlendirmek hem gönüllünün hem üçüncü şahısların hak ve sorumluluklarını korumak şeyini biraz tabii zorluyor ismi vermek. Mesela çokça olan bir şey daha var bu kanunlarda. İşsizler gönüllü olabilir mi? Evet gönüllü olabilir. Öyle bir adaletsizlik yapılamaz isteniyorsa. Fakat bazı ülkelerde görülmüş ki işsizlik sigortası alıyor. Gönüllü olarak girip de bir küçük kaza sigortası yapıldığı andan itibaren de işsizlik sigortası kesilmiş. Hemen bu eklenmiş. İşsizlik işsiz olabilir gönüllü ve işsizlik sigortası kesilmez hak kazandığı bu durumlarda. Bu çok önemli. Çok çünkü önemli. Aslında bizim sağımızda da yani odağımızda da vardı. Yani hani para almıyor ama işte beklerken, iş ararken bir yandan çok şey yoğun olarak gönüllülük yapıyor. Ve bu çok kıymetli bir şey aslında. Evet, işsizler önemli bir ama bu eğer hak kaybına da yol açarsa bu çok ciddi. Bir ilginç bir şey yine yurtta kalan öğrencilerin bir günlük bile SGK girişi olsa o yurtla ilişkisi kesiliyormuş yurtta kalan yani kamu yurtlarında. Bunun da mesela hani bunu görmedik bir yurt dışındaki kanunlarda ama bu da Türkiye'de. Ama bu detayların çok farkında olmak lazım. Çünkü hani korumaya çalışırken verdiği zarar yurtta çalışan çocukları gönüllülüğün dışında bir kanun için bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla yani hem esnek olmalı ama hem de o biraz önce sözünü ettiğimiz bu kapsayıcılığı sağlamak için sayma yöntemine gittiğimizde mutlaka dışarıda kalacak bir şeyler olabilir. İşte bunun çekincelerin ne olduğu bakılması gereken gerekiyor. İşte orada normal bir SGK değil, gönüllülük sigortası kapsamında olan bir şey olduğu gibi hani bir şey koymak lazım. Bir vaktimiz var, bir 5 dakikamız daha var toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra yani biz efendim devlet kanun yaptı, 2 lira 1 liraya pat yolluyoruz ya da özel sektör bize hiç şeysiz yapıyor. Hiç karşılanmayan şeyimiz var. Bizim en fazla geçirdiği hastalık türü ne diye sorduğumuzda %20 ile psikolojik hastalıklar çıkıyor. Çıktı. Bu geçen hafta da geçen ay da konuştuğumuz şeyi belki hatırlatalım. Yani bizim yaptığımız araştırmada 1000 kişi, 1000'in biraz üzerinde 1016 kişi de %20'si bir psikolojik rahatsızlık geçirdiğiniz ifade etti. Şimdi bunu biz çalıştığı alana göre yaptığımızda hemşehrilik derneklerinde bu oranın hemen %7'ye düştüğünü, bütün diğer çevre, yoksullukla mücadele, sağlık, kadın, yaşlılık gibi hak temelli
konularda çalışan STK'larda ise %30'lara, %30'lara daha çıktığını görüyoruz. Daha kırılgan gruplarla, evet, sahada çalışan, zorlandığı, evet, durumda işte bu, evet, ikinci travma dediğimiz şeyleri, evet, çok görüyoruz. Şimdi ne kadar, efendime söyleyeyim, sigorta, kaza, özel, kamu koyarsanız koyun, bunun karşılanması, hı hı, sigorta tarafından mümkün değil. Hı. Şimdi burada işte hem etik kurallar hem STK'nın kendi yaptığı iş devreye giriyor. Ne kadar süreyle bu insanları gönüllü çalıştırabilirsiniz? Hı hı. Bu insanların karşılaştıkları travmalardan dolayı kendileri bir travmaya, evet, maruz kaldığında nerede duracak bu STK? Dolayısıyla bir süpervizyon almak, birbirleriyle konuşuyor olmaları ve aslında dönüp geldiğimiz çok muhtemelen psikolojik destek veren profesyonel kurumların etik kurallarının ve çalışma koşullarının dikkate alınması. Ben gönüllü çalıştıracağım. Zaten param olmadığı için gönüllü çalıştırıyorum. Onu da yolladım. Çocukla şey yaptı. Çocuğun işte sonra döndü. Bir de onun ben psikolojik sorununu çözemem dedi mi? O STK olmuyor. Bu çok önemli çünkü özellikle yani bizim de işte daha alanda bildiğimiz işte Suriyelerle çalışan çok hassas gruplar diyeceğimiz artık belli çok ağır travmalardan gelmiş çocuklarla, kadınlarla çalışanlarda aslında STK'nın profesyonel çalışanlarında da çok, tabii, yoğun bir ikincil travma görüyoruz ve bu yeteri kadar süpervizyonla ya da çok ciddi bir ne diyelim ilgi ve bakımla desteklenmediği müddetçe aslında çok ciddi bir insan gücü kaybınla da yani tecrübeler aslında bir süre sonra, tabii, ya alan değiştiriyorlar ya sivil toplum kuruluşları arasında hızlı bir geçişlilik var. Bu bizim ciddi kafa yormamız gereken bir şey. Hatta gene işte Laden'le beraber o yaptığımız toplantılarda biz sivil toplum kuruluşlarında bu alanlarda çalışan aslında bütün alanda çalışanlarla yaptığımız şeyde çok net çıkmıştı. Yani projelerin temelinde, başında bu süpervizyonu baştan koymak. Yani, evet, sahada birebir çalışanları, gönüllü ya da profesyonel, nasıl bir destek mekanizması yaratırız ki hem kendileri hem de tabii sahada beraber çalıştıkları o kırılgan grupları zarar vermemesi, evet, üstün yararını gözetebilecek bir noktada olması. Evet, bu çok önemli bir konu. Bu da kanunla falan çözülecek bir konu değil. Yok nitekim diğer ülkelere baktığımızda bir şekilde hepimiz sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bunu düşünüp bu sorunu nasıl çözebileceğimizi. Çünkü Türkiye'deki bu koşulların, bu tür kırılgan grupların sayısı, bunlarla uğraşan sivil toplum kuruluşlarının çok sayıda olması, burada çalışan gönüllülerin çok sayıda olması, o ilişkiyi de zorlaştıran, bazen zarar veren sonuçlar yaratıyor. Yani biliyorum, o çalışmanın, o projenin ya da çok daha uzun soluklu olabilmesi için aslında, yani özellikle tecrübeli kişilerin alanda devamını sağlamak için bu çok temel bir, evet, etik prensip olarak aslında kurumlarda hepimizde olması gereken bir, evet, şey. Çünkü çok yıpratıcı alanlarda o sürdürülebilirliği kişiler devam ettiremiyorlar. Evet. Yani, evet, birkaç tane farklı boyutu konuştuk. Belki son olarak şeyi de koyabiliriz. Yani etikten hep bahsettik aslında, ayrı kalmadı ama gene bazı kurumlar çok daha ciddi bir eğitim veriyorlar gönüllülere. Evet, evet. Ama bazılarında biraz daha kısa oluyor. Belki bir de onu söylemek. Evet, bu, yani bu o da, sözleşme dediğimiz şey ya da etik kod dediğimiz, evet, belki onu da söyleyerek toparlayabiliriz. Bu da en önemli şeylerden biri. Eğitim, oryantasyon, bilgilendirme, evet, hakkının olduğu. Mesela bazı şeylerde kanunda bile yazılı. Bizim yine yaptığımız araştırmada böyle %75 oranında sivil toplum kuruluşuna gittiğinde bir eğitim, bir oryantasyon alındığını, evet, kısa, uzun, hani çeşitli sürelerde değişmek şartıyla böyle bir eğilim var. Hatta sözleşmeli de yapılan, evet, sivil toplum kuruluşu sayısı hiç azımsanacak kadar değil. Yani bu hakkın, gönüllünün bu hakkı anlamında yol almışız. Yani sigorta daha az, 2-3 dernekten, 20 derneğin 2-3'ünde kalıyor. 1000 tane derneğe baktığımızda tam şeyi hatırlamıyorum, sosyal güvenceye sahip olma daha çok konusu. Dışarıdan, evet, güvence, evet, var. İşte dışarıdan, evet, var. %10'unun hiç güvencesi yokken yok, çalışıyor. Evet. İşte geri kalanı da zaten kendi ailesinden, çalıştığı yerden güvencesi var. Dolayısıyla hani bu konularda bir takım bilgiler var ve bu oryantasyon hakkı da aslında üçüncü kişilere vereceği zararın
yanlış bir şey yaptığında dönüp sivil toplum kuruluşunun kendisine rücu edilme olasılığı da yüksek aslında. Yani tabii, yurt dışında biz bunları çok duyarız. Hani Türkiye'de böyle şeyler çok fazla yoktur. Yani biz dönüp de oraya sivil toplum kuruluşuna bilmiyoruz ama mesela özel sektör için bu örnekleri verdiler bu konuda çalışan hocalarımız. Kendisi bir şey yapıp da çalışanı zarar verdiğinde üçüncü kişiye hemen SGK ve SGK onun parasını, SGK'lı bu kişi, onun diyelim ki karşıladığı durumda dönüp onu ilgili şirkete rücu ediyor. Oradan almaya çalışıyor, alıyor yani SGK'nın da. Hani her nasıl olsa sigortalı diye herkesin hani primini ödemek değil, neden ortaya çıktığını. Hastaneye girdiğiniz andan itibaren zaten mesela kaza sigortalarında vesaire ya da bir herhangi bir kaza geçirip bu sivil toplumda gönüllülük yaparken de olabilir. Girdiniz, SGK'nız var. Dediniz ki orada ben şu sivil toplum kuruluşunda şu işi yaparken şu oldu. Bunu karşılayabilir ama karşıladıktan sonra da bunu rücu edebilir. Dolayısıyla bunun da bir hani güvence altına alınması çok önemli. Tabii eğitim vermemişseniz o zaman doğrudan da yani suçlu oluyorsunuz. Yani adamı alıp elinde bir şey git arama kurtarma yap dediğinizde ya da yangınla ilgili ya da daha başka hani bir şeyle kendisine değil ama üçüncü kişiye, bir engelli kişiye çok yani o suistimal ya da bir zarar verebilme. İstemeden bir zarar verdiyse ve dönüp size rücu edildiğinde ve STK o konuda eğer bilgilendirmediği bir gönüllüyü oraya yolladı ortaya çıkarsa kesinlikle sorumlu olan aslında sivil toplum. Yani kuruluşu. Bir de belki şey de söylemek en son kapatırken hani çocuk alanı bu daha da hassas bir alan. Hani hem bizim çocuk çalışmaları alanında arkadaşlarımız hem de buraya katılanların da bazı kurumların daha çocuk koruma için belli bir takım protokoller geliştirme çabaları var. Kendi içlerinde kurumda da gönüllülerle de bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun neden hani en son belki altını çizmek? Çünkü genel olarak gönüllüler yani bizim en azından sağdan da bildiğimiz kendi deneyimlerimizden de hani çocukla çalışmak daha tercih edilen istenen bir şey. Yarısı öyle çıktı. Evet bizim, yani hani gönüllülük yaparken bunun gireyim yanağını okşayayım falan yok böyle bir şey. Bir tür maddi ne diyelim bir manevi tatmin duygusunun daha fazla olduğu bir alan gibi. Ama işte tam da o yüzden en hassas, en dikkatli kuralların çok net belki anlatıldığı, paylaşıldığı hani yarardan çok zarar verebilme riskinin özellikle çocuklar için ne kadar önemli olduğunu yani çocuğun üstün yararını korumanın her şeyin üstünde olduğunun çok iyi aktarılması gerektiği bir alan. O yüzden böyle birçok farklı boyutta hem hukuksal hem etik kodlar açısından bunu düşünmemiz ve daha çok alacak yolumuz var gibi gözüküyor. Sürenin sonuna geldik gerçekten. Başka atladığımızı düşündüğümüz, eklemek istediğimiz bir şey var mı? Yok sanıyorum. Şeyi de çok konuştuk yani geçen ayki programda işte bu katılım boyutu, kurumun içinde gönüllülerin temsili fikirlerini yani işte bir tür emek hani gönüllü verilen bir emekle aslında sorumlu olmamak ya da işte kararlara katılmamak. Tabii iki taraflı. İki taraflı şeyi de konuşmuştuk. Aslında bunlar ondan çok ayrı değil. Değil. Yani belki zaten o yapının içinde gönüllüler de karar alma mekanizmalarında yer alsa bu tür riskler çok daha rahat aktarılıp ya da işte beraberce düşünülerek bunlar da kurgulanabilir. Yani bunları ayrı gördüğümüz için değil ama zaman anlamında doğru, böyle bir ikilikle sunmuş olduk. Çok teşekkür ederim Zuran Hocam. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Umarız iyi, keyifli bir hafta olur. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.